Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar, sizi arabanın içinde yakaladık galiba. İzmir'in güzel güneşini de görüyoruz yüzünüzde bu arada gördüğüm kadarıyla. Bir yerden bir yere giderken yakaladık. Çok çok teşekkürler önce davetimizi kabul ettiniz ve kırmadığınız için. Biraz sizinle tiyatro konuşmak istedik. Biraz sanat konuşmak istedik ama tabii uzun zamandan beri de yapmadığınız bir meslekten de söz etmek istiyoruz. Yapamadığınız daha doğrusu. Tiyatroların açılmış olmasını duyduk. Daha doğrusu açılacağına yönelik verilen kararı duyduğunuzda ne hissettiniz önce? Büyük bir şaşkınlık hissettim. Böyle bir kararın çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Ama çok net bir şekilde devlet elindeki imkanlarla gördüğüm kadarıyla zaten kültür ve sanata destek verebilecek bir durumda değil. Ya da en azından kültüre ve sanata destek vermeyi tercih edebilecek bir durumda da değil. Çünkü kültür ve sanata destek dediğimiz hikaye Türkiye'nin geldiği noktada da yandaşlara yapılan bir şey haline geldi. Kendini eleştiren, muhalif olan insanlara zaten bir destek vermeleri söz konusu da değil. Çünkü devlet tamamen kendine oy verene devletlik yapıyor. Kendine eleştirmeyene hamilik yapıyor. Bizden biraz uzaklaşmış durumda devlet. Yani ya da işte kendini devlet zanneden hükümet diyelim. Nasıl diyeceğimi de bilemiyorum. Uzaklaşmış bir durumda artık bizden, kopmuş bir durumda. Yani yapılan konuşmaların aslında bizim hayatımızda çok fazla ilgili bir açıklama olduğunu düşünmüyorum bu yapılan açıklamaların. Bu destek olamayacağı için, yapılamayacağı için hem maddi olarak hem de psikolojik olarak bize destek vermek istemediklerinden dolayı ne haliniz varsa görün. Zaten tiyatroyu izleyen adam da bize oy vermiyor. Zaten tiyatroyu oynayan da bize oy vermiyor, bizi eleştiriyor. Hasta olacaksınız bir arada hasta olun gidin gibi bir mantık var galiba altında. Evet. Peki tiyatroların açılması seyirci açısından size bir destek vermeyecek mi sonuçta? Belki hani mesafeli bir oturma şekli olacak tiyatrolarda ama yine de insanlar özlemiştir sizi herhalde uzun zamandan beri. Tiyatroyu özlediler daha doğrusu. Çok haklısınız. Biz zaten açık havalarda oynuyoruz. Kişilerin arasında, seyircilerimizin arasında yaklaşık minimum 1,5 metre var. Bunları söylemek isterim. Yani bunlar önemli bilgiler. 1,5 metrelik bir mesafede ve seyirciyle aramızda, sahneyle seyirci arasında da en az 4-5 metre mesafe var. Ve bütün seyircilerimiz girmeden önce içeriye ateş kontrolünden geçiyorlar ve mutlaka maske takıyorlar. Maskesiz hiç kimse yok seyircilerimiz arasında. Hatta Arthur'daki oyunda maske takmayan iki kişinin maske takanlar tarafından nasıl protesto edildiğini gördüm bir oyun sırasında. Ben seyirci olduğum bir oyun sırasında bunu gördüm. Herkes çok dikkat ediyor. Tiyatro seyircileri çok dikkat ediyorlar buna. Ama tabii ki oyuncuların birbirleriyle olan ilişkilerinde eğer herhangi bir oyuncunun böyle bir rahatsızlığı varsa diğerine geçirme riski var. Tabii ki var. Çünkü maskeyle oyun oynanmaz haliyle. Ama seyircilerimiz tamamen güvendeler. Onu bir kere üstüne basa basa söylemeliyim. Ama maddi getiri olarak tabii insanların arasına bu kadar mesafe koyduğunuz zaman o sahnenin oynandığında tam kapasiteyle oyunun oynanması durumunda cebinize kalacak 3-5 kuruş para böylelikle cebinizden para vereceğiniz bir noktaya doğru gidiyor. Çünkü atıyorum 1.000 kişilik bir salonda 300 kişi girdiği zaman ancak oyunun işte nakliye masrafı, oyuncuların yevmiyesi, işte yazara para, telife para gibi şeylere para gidiyor. Size pek bir şey kalmıyor. Orada 1.000 kişi oynandığında para kalacak bir şey değil, 300 kişi de kalmıyor. Sizi yine de tabii bu birkaç ay sürece hiç de işsiz kalmadınız. Aslında ya, daha doğrusu karantina diyalogları adı altında YouTube üzerinden yayınlar da yaptınız Neslihan Yeldan'la birlikte. Bu tabii ilgiyi de çeken bir şey oldu. Sonuçta demek ki tiyatro sadece yüz yüze değil aynı zamanda ekranda da olabiliyormuş. Bunu da göstermiş oldunuz ve kopmadınız da seyircinizden tabii. Bu da çok önemli değil mi? Aslına bakarsanız bir şey denedik. Biz de bilmiyoruz hani nasıl yapılır. Aynı ortamda değiliz. O Türkiye'nin bir yerinde, ben Türkiye'nin bir yerindeyim. Böyle bir şey yapmaya çalıştık. İlginç bir tecrübe oldu. Yani aynı mekanda değiliz, düşünsenize.
bambaşka yerlerdeyiz. Bir şey denedik. Bilmiyorum hani ne kadar başarılı oldu ama en azından bizlere geçti. İzledik doğrusu. Şimdi peki siz tabii herhangi bir tiyatrocu değilsiniz. Herhangi bir oyuncu değilsiniz. Memleket meselelerine de ciddi bir şekilde kafa patlatan ve görüşlerini de çekinmeden dile getiren ve hatta bunun içinde bu nedenle de yargılanan hatta ifade vermeye giden Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle de paylaşım bulunduğunuz için de ifade vermeye gitmiştiniz. Şimdi biraz geriye dönüp baktığınızda ne kadar haklı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ve bundan sonraki sizin sanat yaşamınızı acaba yine bu lafınızı esirgemeden ki ben bugün sizin tweetlerinizin paylaşımlarınızı gördüm, baktım özellikle de bugün acaba neler paylaşıyor? Mesela Doğu Perinçek hakkında bir paylaşımınız olmuş. O da ilginç bir paylaşım. Arkadaşlarım eğer gösterirlerse memleketimizin bu kadar önemli bir şahsiyeti hakkında paylaşımlarda bulunmuşsunuz. Çünkü o da kendisi dün akşam katıldığı programda kendisinin çok karakterli, kişilikli ve ahlaklı birisi olduğunu söyleyip nasıl bana böyle bir soru sorarsınız diye de cevaplamış. Ne düşünüyorsunuz bu siyasetçilerimiz hakkında daha doğrusu? Biraz isterseniz görüşlerinizi alayım. Tabii ki aman dikkat söylediklerinize. Yok hiç ben hiç kimseye hiçbir zaman hakaret etmedim ben. Bunu anlamakta biraz güçlük çekiyorlar. Bizim dilimiz sivri olduğu için dikkat ederseniz ben bu şahsın yapmış olduğu açıklamayla ilgili günün fıkrası olarak paylaşımda bulundum. Günün fıkrası yani. Diye yazmışsınız evet. O kadar, yoksa benim bu şahsı aşağılamam. Estağfurullah, benim hiç öyle şeylerde o taraklarda bizim yoktur. Bir tek sosyal medya üzerinden bize küfretmek için, bize tehditlerde bulunmak için maaş alanlara çomar diyorum. Bu kadar yani, hani onun dışında herhangi bir partinin seçmenine ya da herhangi bir partinin liderine çıkıp da hakaretamiz bir açıklama yapabilmem mümkün değildir benim. Ama ne oluyor işte, maalesef ki çok alınıyor insanlar bu duydukları şeylerden. Türkiye'deki evet. Siyasetçilerin pek çoğunun siyaseti bırakması gerekiyor bana sorarsanız. Ve eğer bu siyasetçiler toplumun birer yansımasıysa biz yanmışız demektir yani, öyle söyleyeyim size. Bu lafları duymak onlara ağır geliyor. Gelelim meslektaşlarımın içerisinde neden benim konuştuğuma ya da neden diğerlerinin konuşmadığına. Şöyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar konuşmayan arkadaşlarımız. Bu günler zaten gelip geçecek. Ben konuşsam ne olur, konuşmasam ne olur? Eğer konuşursam beni her kesimden izleyen var. Ben buna dayanamam. İşte onları, siyasi görüşlerini falan. Böyle bir saçmalık olamaz bir kere. Benim geldiğim tiyatro kültürü, aldığım eğitim, eşim, dostum, çevrem, arkadaşlarım ve ailem, hayatımız boyunca kalabalık da bir kitleyizdir bizler. Hayatımız boyunca yanlış gördüğümüz şeyleri söyledik. Herkesin söylemesi lazım. Sadece avukatların değil, sadece derdi olanların değil, sadece gazetecilerin değil. Toplumda gördüğü yanlışları söylemeyen insanlar o yanlışların bir parçası oluyorlar. Birimizde bunları söyleye söyleye tüy bitti. Sanatla uğraşan bir insanın, tiyatro sahnesine çıkan bir insanın, televizyon dizisinden bahsetmiyorum, tiyatro sahnesine çıkan bir insanın gördüğü yanlışları söylememesi mesleğiyle ilgili çok derin kaygılar içerisinde olduğunu bir göstergesidir. Çünkü yaptığı işin etiğinde, tiyatro sanatında hiciv vardır. Hiciv, evet. Yanlışların eleştirilmesi demektir. Bu yanlış her kime ait olursa olsun. Biraz bunu ıskalıyor benim meslektaşlarım. Ya da ıskalayanlar var içlerinde. Bu korku filmi bittiğinde de çok şey bir şekilde, pişkin bir şekilde çıkıp da işte bakın gördüğünüz, biz konuşmayarak tarafsızlığımızı koruduk ve halk doğruyu buldu falan gibi laflar edeceklerini üzülüyorum. Siz tabii kendinizi yalnız hissediyorsunuz değil mi bu şekilde sanatçılar arasında en azından? Aslına bakarsanız çok net söylemek gerekirse kendimi yalnız hissetmiyorum. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü benim yanımda, benim çevremde olan insanların kimler olduğunu, ne kadar güçlü olduklarını, neler yapabileceklerini gördüm. Kimlerle yola devam edilmesi gerektiğini, bundan sonra kimlerle yola devam edileceğini de görmüş oldum. Bu zamanlar turnusol kağıdı gibi olur. Kimin ne olduğu ortaya çıkar. Hiç umulmadık insanlar gerçekteki kimlikleriyle, inançlarıyla bir anda ortaya çıkarlar ve dertlerini anlatıverirler ya da susuverirler. Çok beklediğiniz, bir laflar duymayı beklediğiniz, size destek olmasını beklediğiniz insanlar da susuverirler ve dediğim gibi kötü gün dostlarımız vardır ya bizim. Evet. Onların kim olduğunu anlamış olduk. Ne mutlu bize.
Levent Üzümcü, çok teşekkürler. Özlemişiz sizi gerçekten de uzun bir süreden beri. Gerçi her ne kadar YouTube üzerinden karantina diyaloglarını izlesek de birebir görmüş olmaktan mutlu olduk. İzleyenlerimiz de çok istiyordu sizi zaten almamızı yayınımıza. Arabanın içinde yakaladık ve sahnede de bir gün yakalamak üzere. Çok çok teşekkürler. İyi hafta sonları size. Güzel güneşli İzmir günlerinde. Sağ olun efendim. Sevgiler, selamlar. Çok sağ olun.